Bebek anne rahminde büyürken kafatasını oluşturan kemikler kaynamamış bir şekilde yan yana durmaktadırlar. Bunun iki nedeni vardır. Çocuğun beyni ilk bir yaş içinde çok hızlı büyüyecektir. Eğer kemikler kaynamış olsa beynimize büyüyecek yer kalmaz. İkincisi bütün kemikler kaynamış olursa Çocuğun doğum kanalından rahatlıkla dışarı çıkma şansı olmayacaktır. Bu nedenle bebek anne rahminde kemikler kaynamamış yan yana büyür. Kemiklerin temas ettiği bu çizgiye biz sütür demekteyiz. İşte bu sütürlerin zamanından erken anne rahminin içinde kaynamaya başlamasına kraniosinostoz diyoruz. Hangi sütür kafamızda erken kaynarsa Buna göre bu kraniosinostozun ismi değişmektedir. Alnımızın ortasındaki sütür kaynarsa bizim alnımız üçgen şeklinde olur ve bu çocuğa trigonosefali adı verilir. Yine Yunanca'dan trigonos üçgen, sefalos kafa. Buna karşın eğer koronar sütürümüz zamanından erken kapanırsa kafamız ön arkaya büyüyemeyecektir yukarı doğru büyüyecektir. Bir kule kafa şeklini alacaktır. Ona da braki sefali deriz. Ama hangisi olursa olsun temel sorun büyümekte olan beyin dokusu üzerine bir bası uygulanmasıdır. Bu nedenle bu çocukların da erken dönemde tedavi edilmeleri gerekiyor. Çünkü insan beyni en hızlı ilk bir yaşta büyümektedir. Hacminin iki katına çıkmaktadır kraniosinostozun tedavisi 3-6 ay arasında yapılmalıdır.